Merhaba. Size şimdi Tiananmen Meydanı'nı göstereceğim ama ondan önce biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer Pekin'e gelirseniz hem bu meydanı hem de yasak şehri aynı günde görebilirsiniz. Nasıl yaparsınız? İlk önce burayı gelir görürsünüz. Daha sonra da yasak şehri görebilirsiniz. Zaten hemen karşısında. Şurada sizin gördüğünüz gibi. Meydan burası. Burası çok önemli bir meydan. Yani Pekin'in merkezi kabul ediliyor ve dünyanın en büyük meydanı. 1650 yılında inşasına başlanmış bu meydanın. Ve her geçen yıl biraz daha büyütülerek şu anki görünümünü almış. Siz de görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz bayrak, Çin bayrağı. Her gün gönlere tören eşliğinde çekiliyor. Tabii bugün gelemedim, o töreni göremedim. Ama burayı da size göstermek istiyorum. Şurada büyük bir anıt var. Şimdi o tarafa doğru yürüyeceğim. Çok kalabalık bir insan topluluğu var. Hem turistler hem de Çinliler ziyarete geliyor burayı. Yani aşırı bir kalabalık var. Şimdi gene iyi. Kalabalığın olduğu yerde biraz sonra bir tören olacak galiba. Askerler falan geldi geçti. Şöyle hazır kıta bekliyorlar. Şuradaki gördüğünüz gibi orada var. Şöyle siyah poşetli bir asker grubu geldi, yine bekliyor. Eğer denk gelirsem onu da çekeceğim. Müthiş bir soğuk var. Yine bu meydanı gezmeye devam ediyor. Şimdi o şeye kadar yürüyeceğim. Şuradaki anıtın oraya kadar. Meydan gerçekten çok büyük. Bu da Çin'in askeri gösterilerinin yapıldığı meydan da burası bu arada, onu da söyleyeyim. Belki televizyonlarda falan da görmüşsünüzdür. Burası da National Museum, şu bina. Güneşin batışıyla
bu bayrağı askerler törenle indirecekler. Onu öğrendim şimdi. Güneş daha buralarda bir yerde. Sanırım daha bir saat falan daha sürer. Ama benim o kadar bekleyecek vaktim yok. Ben şöyle şuradan yeni yerleri görmeye devam edeceğim. Meydan burası. Güzel bir yer. Dediğim gibi bina, meclis binası arka tarafta. Müze burada. Yasak şehir orada görüyorsunuz. Meydan da burası. Yani iyi bir plan yaparsanız bir günde bunların hepsini görebilirsiniz. Bu meydanın hemen karşısında bulunan şurada bir bina var. Mao'nun mozolesi var. Biliyorsunuz onu da hala gömmediler. 1976'dan bu yana burada sergileniyor. Böyle cam bir tabutun içerisinde. Pazartesi günleri hariç diğer günler saat 8 ile 12'ye kadar Mao'nun bedenini insanlara gösteriyorlar. Burada sergileniyor. Giriş ücretli ama ne kadar bilmiyorum. Onu araştırıp bakmadım. Meydan bayağı büyükmüş ya. Bu mesela en son şey şurada gördüğünüz orada bitiyor. Bir ucu da o duvar, öbür kısmı orada. Yani çok büyük. Dünyanın en büyük meydanı burası. Tiananmen meydanının hemen karşısında bulunan, öbür karşısında iki tane kule var. Daha doğrusu iki tane eski zamanlarda şehre giriş kapısı. Şu. Şunun ismi Ok Kulesi. Arrow Tower. Ama bunu bilmiyorum. Giriş yasak. Kiammel'miş adı buranın, şunun ismi de. Giriş yasak, giremiyoruz. Sadece böyle uzaktan çekiyoruz. Meydanın sonu burası. Şu abilerin olduğu yer. Şimdi şuradan alt geçitten geçip karşıya geçeceğim. Oradan yoluma devam edeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. 1960'lı yıllara kadar bu şehri komple çevreleyen duvarlar varmış ama Mao hepsini şey yapmış, yıktırmış yani, öyle söyleyeyim. Çünkü kraliyet ailesine ve eski günlere dair hiçbir şey kalmasını istemiyormuş adam. Hepsini yıktırmış. Bunlar korunmuş. Bunun gibi birkaç tane daha var Pekin'de. Arrow Tower burası, yani Ok Kulesi. Taraftan göstermişti. Bir de bu taraftan görmek istedim.